Beşiktaş sezonun en iddialı renkli takımlarından Konyaspor'a konuk olacak. Eğer Konyaspor bu mücadeleyi kazanırsa ligin ilk yarısını liderin 7 puan gerisinde tamamlayacak ki bu aslına bakarsanız gerçekten harika bir senaryo. Sezon başı beklentilerinde düşünecek olursak herhalde eldeki kadroyu aklımızdan geçirdiğimizde, teknik adamı düşündüğümüzde sezonun en iyi performanslarından biri. Konyaspor'un performansı nasıl bir maç bizleri bekliyor? Zor bir maç bizleri bekliyor. Yani Beşiktaş adına zor. Fakat göz zevki açısından iyi bir maç bizleri bekliyor. Onu söyleyebilirim. Çok böyle karşılıklı goller olur. Skorun farklı olabileceği bir maç olabilir. Ortaya konulacak oyunun da iyi olacağını tahmin ediyorum ben. Tabii Konyaspor'da Serdar Güller'in eksikliği bence çok önemli bir eksiklik. Bence milli takımı görebilecek seviyede bir performansı var bu sene. Aynı zamanda Ahmet Çalık'ın da tabii olmayışı Konyaspor için bir sıkıntı ama bence Serdar Güller'in olmayışı daha büyük bir sıkıntı. Yani Beşiktaş taraftarını sorsanız oradan kim olmasın diye herhalde önce Serdar Güller'i seçer diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın savunma, bu sezonki savunma zaaflarına baktığınızda böylesine oyuncular sıkıntı yaratmıştır hep Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Şimdi biz Fenerbahçe'yi konuştuk ya, işte Vitor Pereira gitti, çok bir şey değişmedi Karagümrük maçında. Evet. Bu aynısı Beşiktaş'a da olabilirdi. Yani Kayseri Spor Beşiktaş için çok riskli bir maçtı. Nitekim orada geriye düştü, toparlandı, farklı bir hava yakalandı. Yani yeni hoca diyeceğim, hakikaten yeni hoca gibi duruyor. Yani Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli birbirini görse, siz kendinize bakın, bizim hocamız belli der bir Beşiktaşlı. Öyle bir diyebileceğiz bir hoca, yeni bir hoca gibi duruyor artık. Oradaki duygusallık, oradaki bağ, akabinde Fenerbahçe derbisi, sonra Göztepe galibiyeti, yine geriden gelerek farklı bir havaya getirdi Beşiktaş'ı tabii ki. Yani bu Konyaspor için de sıkıntılı bir süreçti. Yani istemezdi Konyaspor'un Beşiktaş'ın böyle bir değişimi yaşamasını herhalde. Ama kazandığınızda Trabzonspor'la aranızdaki puan farkının azalacağını düşünün. Çok önemli bir maç. Konyaspor maçı için, Konyaspor için. Bu nedenle bence zevk, yani göz zevki açısından güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta ciddi bir sıkıntı var. İki sezondur bu taraftar bağırıyor. Sağ bek diye. Sağ bek ya. Alternatif sağ bek. Alternatif sağ bek tabii ki. Yani Rozier'i orada tek bırakmayacaksın. İşte Necip'le idare ederim, Atiba ile idare ederim falan diye tek bırakmayacaksın. Geçen sezon yılın en iyi sağ beki Rozier değil miydi? Yılın ilk 11'inde Rozier, zaten Gezal. Gezal ve Rozier ama vardı. Ama şimdi Rozier yok. Cezalı. Hı-hı. Alternatifi yok geçen sezondan evet. beri. Yani kim oynar? Farklı yani, oyuncular oynuyor. A-Spor'un muhtemel 11'i ne bilmiyorum. Bakalım. Ama benim tek tıkandığım yer orası. Yani eğer hazırsa arkadaşlarımız Necip yok. O 11'i görüntüye getirecekler. Umut Meraj'da Rıdvan böyle değişmeli olur mu? Bence olur. O da bir risk. Veya bir gelsin de ondan sonra bakayım. Çok da merak etmiş şimdi. Umut Meraj. Ersin, Umut Vida, Serdar Rıdvan, Pjanić, Josef, Oğuzhan, Gezal, Larin, Batshuayi. Bizim beklediğimiz 11 bu. Umut Meraj bizim sağ bekimiz. Ne dersin? Sercan'ın sağ beki mi? Sercan'ın sağ beki. Sercan Dikme. Peki orada Serdar Saatçı sağ bek oynar mı? Hücum katkısı çok sınırlı olur evet, bence. Evet, sınırlı olur. Bence ideal olması benim lazım. Benim beklediğim bu. Benim de bu arada bekledim sağ bekteki Umut'un da hücum katkısı hani çok üst seviye olmayabilir tabii. Ama Rıdvan'ın ama onlar değişirler gibi duruyor. Peki Oğuzhan özelliği olmasa kim olur? Can. Bence Can olur maçta, sanki öyle geliyor. Yani Can'la mı başlar? Can'la başlayabilir. Oğuzhan hamle oyuncusu olabilir. Ya da şimdi geçen hafta da Oğuzhan'ın bir hatası var ama sonuç itibariyle golde de çok büyük payı var. Evet. Yok, bu kadro çıkar. Bence bu kadro çıkar ya. Yani ideal kadro olarak bakarsak ama çok önemli maç. Evet. Gerçekten çok önemli maç. Çünkü Konyaspor karşılaşması. Baksana şu an Konya, ittifak olduğun Konyaspor kaç? 36 puan. Puanda. Yani tabii ki liderler arasındaki puan farkı 46. 39'a çıkarmak isteyecek.
Bu hafta çok seyir zevki yüksek maçlar var. Medipa Başakşehir ile Trabzonspor'un Trabzon'daki karşılaşması. Evet. Arkasından mesela seneye baktığımız zaman, bir sonraki seneye baktığımız zaman bence şampiyonluğun belki koptuğu maç, belki olurlara kadar gelirse olabilir. Bu maç bu hafta olabileceğini düşünüyorum ben. Bir virgül koyacağız, devam edeceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında neler yapabileceğini konuşacağız. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemi üzerine konuşuyoruz. Konyaspor'la siyah beyazlılar kozlarını paylaşacak konuklarımızla birlikte. Bu mücadelede nasıl bir senaryo biz futbol severleri bekliyor olabilir? Bunun üzerine değiniyoruz ve geride kalan dakikalarda Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde sizlerle paylaştık. Eksikler var, cezalılar var, Rozier başta olmak üzere. Bu da mutlaka Önder Hoca'nın kafasını karıştırıyordur. Şu ana kadar hoca çok iyi gidiyor. Sence Konya deplasmanında yine Beşiktaşların istediği, beklediği gibi bir performans görebilecek miyiz? Ya ben oyun olarak öyle bir performans görebilirim ama tabii skor çok net konuşulacak bir maç değil. Yani belki de Önder Karaveli'nin zorluk derecesi en yüksek maçlardan biri olabilir. Kesinlikle. Belki onun için Kayseri maçı çok zordu, kırılma noktası ama o ayrı. Fakat Konyaspor'un İlhan Palut'un oynattığı futbolu da gözümüzün önüne getirdiğinde yine Beşiktaş'ın karşısında önde basan, iyi pas yapan, hızlı oynayan, çıkartmayan, rakibi yoran bir Konyaspor olacağını tahmin ediyoruz. Fakat işin bu tarafında da mesela Göztepe maçı sonrası Önder Hoca, biz Göztepe'nin bu şekilde oynayacağını zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk. Hı hı. Çünkü onun puan durumundaki yeri ile oynadığı futbol farklı. Birbirini tutmuyor. Yani çok iyi oynuyorlar. Gerçekten öyle ama. Çok iyi oynuyorlar. Göztepe bugün yine maçın son haftalarda öyle. Bir de zaten puan durumundaki yeriyle ilgili şöyle ilgili. Canı burnunda derler ya. Yani hakikaten küme düşme hattına yakın. Maç kazanması lazım. Maçlar kazanması lazım. O nedenle hani oradaki konum biraz daha bu şekilde oynattırıyor ama oynanan futbol tabii ki oradan çok farklı. Yine önde bastı Göztepe. Yine çıkartmamaya çalıştı. İlk golü buldu. Evet. Çok koştular son dakikaya kadar. Hani Beşiktaş taraftarı artık bitsin falan gibi bir durum söz konusuydu. Konya'da da böylesine zorlu bir oyun bekliyor Beşiktaş'ı. Bunun herhalde analizini, nasıl çıkılacağını planlamasını yapmışlar. Mesela ben Göztepe maçında Montero'yu gördüğümde acaba önde basan şeye karşı, Göztepe'ye karşı ayağı iyi olan bir Montero'yu tercih edip o bölgede mi dedi? Soldan topu öyle mi soktun dedi oyuna? Tartışılır. Ama bence oyunuyla ilgili bir stoper değişikliği vardı burada. O nedenle Konyaspor'a karşı da yarın işte merak ettiğim nokta sağ bekti. Belki yine Montero görür müyüz? Olabilir. Hiç de şaşırmam açıkçası. Sağ bekte. Yok, stoperde. Stoperde. Güven çocuğu aklıma geldi. Geçen programımızda Montero muhabbetini dakikalarca yapmıştık. Evet, onun bir Montero şeyi var. Montero hemen hemen her sezon bir Anadolu kulübü böyle devre arasına girerken liderlik veya ikinci, üçüncülük, üçüncü sıraları zorluyor sonra. Zorluyor, evet. Son yıllarda bunu çok sık görüyoruz. Geçen sezon, bir önceki sezon Sivas'tı mesela. Evet. Alanya yaptı bunu. Yani dönem dönem Eskişehir'likteyken yaptı. Başakşehir şampiyon oldu diye onu dile getirmiyorum. O defalarca yaptı. Yani son 10 sezonda, son 10 sezonda en az 7 kez yaptı yani onu. Ama yani bir kırılma anı olacak. Yani şampiyonla oynamak veya ilk 1-2-3'ü bir ilk 3 sırada yer bulabilmek bir Anadolu takımı için çok güç bir şey. Yani bu ahengi yakalamışken götürebildiği yere kadar götürecek. Konyaspor'un hocası, teknik adamı hakkında işte Beşiktaş'ta bile ismi geçti. Yani sosyal medyada geçti tabii bunlar. Büyük takımın teknik adamı olabilmek kolay bir şey değil. Yani bir görelim. Pereira'yı sezon başında övüyorlardı. Gençlere değer veriyor. Bambaşka bir anlayış var. O zaman da söylüyorduk ki 40 hafta geçsin de 40 haftanın 20'sinde mi oynatacak bu gençleri yoksa 7'sinde mi oynatacak görelim diye gördük. Yani şimdi sezon sonu gelmeden de Konyaspor'un teknik adamının büyük takım hocası olup olamayacağına karar veremeyiz onu söyleyeyim. Ben bu maçta Konya'daki maçta Beşiktaş'ı favori olarak görüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da tabii daha büyük sorunları var şu anda. İçeride eski yönetimle ilgili
Kulüple ilgili olayları da konuşuruz ayrıca. Evet. Benim pek bilgim yok zaten. Belki Serdar'ın vardır diye. Beşiktaş'ın teknik adamıyla da ilgili, yani geleceği ne olacak? Hı. O da belirsizlik içinde. Hani başkanın yaptığı açıklamalar kazandığı sürece veya böyle devam ettiği sürece gideriz. Bir kaybetmeye mi bakıyor o işte? Yani büyük, söylediğim çok önemli bir şey var burada. Yani bu konuyla ilgili iki takım içinde söylüyorum bunu. Büyük takımın teknik direktörü olabilmek çok ayrı bir şey. Daha farklı meziyetler istiyor. Çok büyük artıları barındırması lazım. Dileriz İlhan Hoca başarır bunu günün birinde. Ama şu anda da zaten bulunduğu yerde çok mutlu ve huzurlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet.